Dünyanın öbür ucunda küçücük bir canlıdan, yarasa gibi bir hayvandan yayılan bir virüs bütün insanlığı tehdit edebiliyor şu an. Veteriner hekimler canlılardaki farklı koronavirüs türleriyle 50'li yıllardan beri mücadele ediyor. Bu konuda çalışmalar ortaya koyuyor. Şu an burada fakültemizde Sayın Dekanımızla birlikteyiz. İşte bu konsepti, veteriner hekimlik öğretiminin önemini kendisi sizlere çok daha iyi aktaracaktır. Kutlama törenimizin açış konuşmasında yapmak üzere sözü Sayın Dekanımız Profesör Doktor Ender Yarsan'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Sayın Rektörüm, Sayın Daire Başkanım, Sayın Dekanlarım, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanım, Sayın Oda Başkanım, Sayın Dernek Başkanım, Sayın Hocalarım, değerli öğrencilerim ve meslektaşlarım. Ülkemizde veteriner hekimliği öğretiminin başlangıcının 178. yılın töreni kapsamında bir aradayız. Öncelikle fakültemiz adına hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Pandemi süreci nedeniyle toplantımızı online olarak gerçekleştirebiliyoruz. Umarım süreç kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tamamlanır ve bu türden etkinliklerimizi salonlarımızda yüz yüze gerçekleştirebiliriz. Değerli katılımcılar, hayvanların evcilleştirilmesiyle başlayıp günümüze kadar gelen veteriner hekimlik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvan hastalıklarının tanısı ve sağaltımı, salgın hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonu, veteriner halk sağlığı, gıda güvenliği ve hayvan refahı alanlarında hizmet üreten köklü bir meslektir. Bu yönüyle bu mesleğin mensupları olarak elbette son derece gururluyuz, mutluyuz. Dünyada ilk veteriner okulu 18. yüzyılda Avrupa'da meydana gelen sığır vebası nedeniyle Fransa'da Lyon'da 1762 yılında, ülkemizde ise bu tarihten 80 yıl sonra 1842'de İstanbul'da askeri veteriner okulu olarak açılmış ve 12 öğrenciyle eğitimine başlamıştır. Bugün ise fakültemizdeki öğrenci sayısını ifade edecek olursak sayı 1317'dir. Tarihsel süreç içerisinde 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi kurulmuş ve aralarında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu ilk mezunlarını 1893'te vermiştir. 1933'te bu okul bütün yapılarıyla Baytar Fakültesi adı altında Ankara'ya taşınmış ve öğretim modern tesislerde yapılmaya başlanmıştır. 1948 yılında ise Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Bugün ülkemizde Kırgızistan ve Kıbrıs'ı da dahil edecek olursak 32 Veteriner Fakültesi ve yaklaşık 30 bin civarında veteriner hekim mevcuttur. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler gibi birçok kamu kurumunda görev alan veteriner hekimler özel sektörde de çoğunlukla il ve ilçelerde açtıkları kliniklerde hayvan sağlığını ve halk sağlığını korumak için çalışmaktadırlar. Veteriner hekimliği eğitim ve öğretimi genel kapsamları itibariyle ön lisans, lisans eğitimi, lisans üstü eğitim, uzmanlık eğitimiyle sürekli eğitim şeklinde başlıklar halinde ifade edilebilir. Lisans eğitimindeki öncelikli amacımız temel veteriner hizmetlerinin yerine getirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip olan, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, araştıran ve sorgulayan, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde veteriner hekim yetiştirmektir. Bu anlamda özellikle altyapısı ve akademik kadrosu yeterli, ulusal ve uluslararası düzeylerde akredite fakültelerimizdeki eğitim öğretimi son derece önemlidir. Bugün için ülkemizdeki birçok fakülte bu anlamda çalışmalar yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak uluslararası düzeyde 2005 yılında EAVE akreditasyonumuz, 2015 yılında da VEDEC onaylı ulusal akreditasyonumuz gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla fakültemiz bu anlamda akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamış ve bu donanımı ile eğitim öğretimine devam etmektedir. Bununla birlikte gerek üniversite gerekse YÖK nezdindeki kapsamlı denetimler ile de kendini sürekli güncel tutmaktadır. Mezuniyet sonrası eğitim ise üniversitelerdeki sağlık bilimleri enstitüleri aracılığında doktora ve yüksek lisans programları şeklinde verilmektedir. Tabii bizler için son derece önemli bir husus da veteriner hekimlikteki uzmanlık konusu. 1981 yılı itibariyle uzmanlık okulu kapatılmış ve uzmanlık eğitimi de sona ermiştir. Ancak yakın zamanda yönetmeliği hazırlanarak uzmanlık ile ilgili süreç yeniden başlatılmıştır. Özellikle veteriner hekimliğin ilgi alanları,
toplumdaki sorumlulukları düşünüldüğünde mutlaka bir an önce uzmanlık eğitiminin başlatılması beklenmektedir. Bu yönüyle zaten başlatılan sürece açıkçası ivme kazandırılmalıdır. Elbette sadece uzmanlık eğitimi değil, mezun ettiğimiz öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın sürekli bilgilendirilmesi de ayrı bir başlıktır. Bu kapsamda olacak şekilde meslektaşlarımızın bilgilerini sürekli güncel tutmak durumundayız. Değerli katılımcılar, eğitim öğretimin planlanmasındaki temel yaklaşımın fakülte, meslek örgütleri ve ilgili bakanlıklarla birlikte yapılacak değerlendirmeler sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu kurumların birlikte çalışmaları yol gösterici olacaktır. Bugüne kadar yapılan özellikle Türk Veteriner Hekimliği kurultaylarında da eğitim öğretim konusu ayrı bir başlık olarak komisyon çalışmalarıyla değerlendirilmiştir. Diğer taraftan bugünkü etkinliğimizin panel kısmında ele alınacak ve güncel olarak da öne çıkan bir kavram da tek sağlık yaklaşımıdır. Özellikle koronavirüs pandemisinin etkili olduğu şu günlerde tek sağlık yaklaşımı kapsamında bu kavramın en önemli paydaşlarından olan veteriner hekim meslektaşlarımızın, viroloji alanında çalışan hocalarımızın gayretleri takdire şayandır. Tüm sağlık çalışanlarımız ile birlikte kendilerine de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu düşüncelerle birlikte veteriner hekimliği öğretiminin 178. yılının kutlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugüne kadar emeği geçen hocalarımızdan ebediyete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Hayatta olanları da şükranla anıyor, kendilerine sağlık ve afiyetler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, dekan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de konuşmasında veteriner hekimliğin öneminden ama aynı zamanda tek sağlık konseptinden de bahsetti. Sağlık bilimlerinin tüm çalışanlarının kolaboratif bir şekilde omuz omuza bu sistemde görev aldıklarından bahsetti.